Veri tabanlarına giriş niteliğinde olan bu dersimizde veri tabanı yapısına, veri tabanının ne olduğu ve Oracle kavramlarını inceleyeceğiz. Ve bu şekilde Oracle'ın ne olduğunu incelemeye başlayacağız. İlk olarak Oracle nedir? Oracle, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri, yani Relational Database Management System, RDMBS olarak geçer bu genelde, İngilizce terimin kısaltması olarak. Ya da IVYS olarak, VTYS olarak diyebiliriz. Bunları kısaltmalarını yapabiliriz. Biz RDMBS diyelim. Büyük miktarlardaki verileri güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Yani kayıt altında tutmak istediğimiz verileri bir program içerisinde tutuyoruz ve geliştirdiğimiz yazılımlarla bu programa veri ekliyoruz. Yeni verileri giriş olarak kaydediyoruz. Giriş yaparak kaydediyoruz. Daha sonra silmek istediklerimizi siliyoruz ve select ederek programın arayüzüne gösteriyoruz ya da bu veri tabanına dışarıdan birisinin bağlanmasını ve işlem yapabilmesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde tasarlanan ve tablolar arasında ilişkilerin bulunduğu veri tabanlarına ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri denir. Oracle veri tabanı da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Hatta bunlardan en büyüklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Oracle veri tabanının özellikleri şunlardır. Büyük miktarda veri tutabilmekte ve verilerin depolandığı alanları ayarlama imkanı vermektedir. Bunlar tablolar oluyor. Tablolar üzerinde %100 etki edebilme imkanına sahibiz. Aynı anda çok sayıda kullanıcıya verilerin bütünlüğünü bozmadan hizmet verebilmektedir. Bu özelliği zaten Oracle'ın en çok kullanılan program, veri tabanı programı olmasının başında gelmektedir. Milyonlarca aynı anda gerçekleştirilen işlemi sorunsuzca, başarılı bir şekilde karşılayabilmektedir. Oracle 8 sürümüyle birlikte on binlerce kullanıcıya hizmet verebilmektedir. Ki bu Oracle 8 sürümüyle gerçekleşen bir özellik, on binlerce kullanıcıya. Tabii ki daha sonradan şu an 11G Release 2 piyasada ve biz bunun üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıllar önce geliştirilen sürümdeki özellikti. Şu an daha fazla kullanıcıya aynı anda hizmet verebilmektedir. Günün 24 saati ve haftalar boyu hiç kapatılmadan çalışabilmektedir. Bu da bir veri tabanında önemli olan özelliklerin başında gelir. Neden? Çünkü örneğin bir sunucu bilgisayarı göz önünde bulunduralım. Bu sunucu genelde IBM sunucular hiç kapanmadan yıllarca çalışabildiği bu özelliği sağladığı için çok tutulur ve çok kullanılır. Hiç bakım gerektirmez. Nasıl ilk başta, ilk açılışta tasarlandığı şekilde çalışıyorsa yıllar boyu aynı ayarlar, aynı hata vermeden, sorunsuzca bakım gerektirmeden çalışabilmektedir. İşte Oracle'da bunun veri tabanı hali diyebiliriz. Herhangi bir doğru tasarlanmış bir veri tabanında kesinlikle normal dışı işlemler diyelim, hata oluşturmayacak işlemler haricinde herhangi bir sıkıntı olmadan, çökme vesaire gibi pek sorun olmadan çalışabilmektedir. Kapatmaya ya da başka bir müdahaleye gerek bırakmaz. Bu şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle büyük firmalar, büyük kuruluşlar bu yazılımı tercih etmektedir. İşletim sistemi, veri erişim dilleri ve ağ iletişim protokolleri standartlarıyla uyumludur. Bu da gene işletim sistemleri üzerindeki hakimiyetini belirten bir özelliği. Bu şekilde işletim sistemiyle tam uyumlu olarak zaten hatalardan da kendini arındırmış oluyor aynı şekilde ve performansı da bu işletim sistemini çok iyi tanıdığını ve onun üzerinde sorunsuz çalıştığı için onun performansı da çok iyi kullanmaktadır. Yetkisiz erişimleri engelleme
ve kontrol edebilme imkanı sağlamaktadır. Bu da güvenlik ile ilgili en önemli özelliklerinden birisidir zaten Oracle'ın güvenlik. Güvenlik alanında dünyada en iyisi diyebilirim Oracle için. Bütünlüğü veri tabanı düzeyinde sağlayabilmektedir. Böylece daha az kod yazılmaktadır. İstemci sunucu mimarisinin bütün avantajlarını kullanabilmektedir. Bu veri tabanına herhangi bir yerden bağlanabilir ve herhangi bir sorun olmadan, güvenlik sorunu da olmadan başarılı bir şekilde işlemler gerçekleştirilir. Bunun için şunu örnek verebiliriz. Bankaların dışarıda, banka içerisinde değil de dışarıdaki bankamatikleri istemci olarak düşünürsek ya da herhangi bir geliştiriciyi, developer'ı istemci olarak düşünürsek binlerce, on binlerce istemciye, istemci bilgisayarı ya da kullanıcı diyelim, bunlara başarılı bir şekilde servis sağlayabilmesi için zaten bunun altyapısının güçlü olması gerekiyor. İstemci sunucu mimarisinin çok sağlam olması gerekiyor. Bu da gene en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Oracle ile ilk defa karşılaşan kullanıcılar genellikle Delphi, Visual Basic gibi görsel programlama dilleriyle benzeyen uygulamalarla karşılaşmayı umarlar. Oysa ki yukarıda da belirttiğimiz gibi, az önce de belirttiğimiz gibi Oracle bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Yani bir programlama dili değildir. Fakat Oracle tarafından geliştirilen ve Oracle'ın kendi uygulama geliştirme araçları içerisinde kullanılan bir programlama dili vardır. Bu PLSQL programlama dilidir. SQL standardının üzerine geliştirilen, Oracle firması tarafından geliştirilen bir dildir. Bunu sonraki dersimizde detaylı olarak açıklıyoruz. Neden PLSQL konumuzda? Oracle ürünleri genellikle büyük çaplı veri kontrolünü gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu da az önce örneklendirdiğimiz gibi bankalar diyebiliriz. Genelde çok büyük kuruluşlar kullanır. Orta seviyedeki, orta ölçekli kurumlar, kuruluşlar da kullanır. Ancak Oracle'ın asıl amacı çok büyük veri işlemlerini kontrol ve yönetmektir. Öncelikle bir ağda Oracle veri tabanı sadece sunucu olarak adlandırılan bilgisayara yüklenir. Buna da server diyoruz. Bu sunucu Oracle'ın desteklediği herhangi bir işletim sistemiyle çalışıyor olabilir. Linux, Unix, Windows fark etmiyor. Bunların hepsinde çalışır. Yani Oracle'ın farklı işletim sistemleri için farklı sürümleri vardır. Bu arka planda Java programlama diliyle geliştirilen bir veri tabanı olduğu için, tabii ki çekirdeğini demiyorum, SQL motorunu vesaire demiyorum. Onlar C++ ağırlıklı genelde. Ancak arayüz ve genel çalışma mantığı Java üzerine kurulmuştur. Yani Oracle'ın farklı işletim sistemleri için farklı sürümleri vardır. Bu tabii ki şunu da gerektiriyor. Her işletim sisteminin mimarisi farklı olduğu için hepsine farklı ayarlar gerektirir. Bu Oracle'ın belki handikap olarak görülen kısımlarından bir tanesi diyebiliriz. Ancak bunun olması gerekiyor. Neden? Çünkü SQL Server sadece Windows işletim sistemlerinde çalışır. Ve Windows'un sahibi de, SQL Server'ın sahibi de Microsoft'tur. Kendi altyapısını kendi programında kullanıyor. Fakat farklı işletim sistemlerine destek vermiyor. Bu nedenle kendi ayarlarını basit bir şekilde kendi işletim sistemi üzerinde tek ayar olarak sağlayabilmektedir. Ancak Oracle farklı işletim sistemlerinde farklı ayarlar gerektiği için hepsine destek verir. Bu nedenle hepsine göre ortak tasarlanmış bazı ayarları vardır. Bu ayarları tabii ki iyi bilmemiz gerekiyor. Bu sunucu bilgisayarlara kurulan veri tabanı üzerinde tablolar, indeksler, eş anlamlar, tablo uzayları ve ihtiyaç duyulan kayıtlı prosedürler oluşturulur. Bunlar raporun sonraki bölümlerinde anlatılmaktadır. Bunları daha farklı derslerimizde zaten göreceğiz, bu tabloları, indeksleri. Oracle'ın bu veri tabanına erişerek uygulama programı geliştirmeye yarayan diğer ürünleri de istemci bilgisayarları kurulur. Bu da nedir diyelim? Bir serverımız var. Bu serverda Oracle veri tabanı çalışıyor. Fakat biz geliştiriciyiz ve veri tabanına ulaşmamız gerekiyor. Bu durumda
herhangi bir Oracle işlemci programıyla, kendi yazdığımız bir program da olabilir, İşlemci programla direkt veri tabanına uzaktan bağlanıp işlemlerimizi yapabiliriz. Bu da işlemci sunucu mimarisiyle alakalı bir konu. Oracle'ın bu veri tabanına erişerek uygulama programı geliştirmeye yarayan diğer ürünleri de işlemci bilgisayarlara kurulur. Tabii sunucu bilgisayarlara da isteğe bağlı olarak bu ürünler kurulabilir. Yani ben mesela geliştiriciyim. Ben direkt server'ın kurulu olduğu ana makinede de bir işlemci programı kurarak sorgular ve yazılımlar geliştirebilirim. Bunu amaçlamaktadır. Oracle bu şekilde özetleyebileceğimiz dünyanın en gelişmiş veri tabanı yönetim sistemlerinden bir tanesidir.